Kemik erimesini engellemek için özellikle kadınlarda daha sık gözüktüğünü kabul edersek biraz daha ön planda onları düşünmek gerekecektir. Menopozdan sonra hormonların eksilmesine bağlı olarak kemik erimesi hızı biraz daha artmaktadır. O yüzden menopozdan sonra muhakkak kemik yoğunluğunuzu, D vitamininizi yanında eğer gerekirse şikayet ve durumunuza bakılaraktan kalsiyum ve fosfor ta tahlillerinizi yaptırmak gerekecektir. Ama ondan önceki durumda da yani menopozdan önce de muhakkak muhakkak D vitamini, kalsiyum ve fosfora bakmak lazım. Çünkü bu yaş grubunda çok sık gözüken problemlerden bir tanesidir. Özellikle D vitamini eksikliği 20 yaşlardan itibaren başlayan, yeteri kadar güneşlenmeyen ve açık tenli insanlarda daha sık gözüken problemlerden bir tanesi kemik yoğunluğunuzu ölçtürmek yerine D vitamini kalsiyum ve fosforunuza baktırmak her yaş için gerekli bir tahlildir.